Hayır polis. Hamile. Bak bu kadın hamile. Bu kadın hamile. Bu kadın hamile. Bu kadın hamile. Eşi defalarca hamile olduğunu belirtti ama şehir magandaları durmadı. Tamam arasana polisi. Arıyorum hamileyim. Yapsana bak hayvan herif. Tamam. Hayvan herif ne yapıyorsun sen? Tamam. Ne yapıyorsun? Aracın kapısı açılmayınca camını kırıp kaputun üzerine çıkarak tekmelemeye başladılar. Bırak, ne tamam. Yapıyorsun tamam, hamileyim bırak, ben? Bırak. Ara polisi. Polisi ara. Ne yapıyorsun hamileyim ben? Tamam, yazık tamam. Ayıp hayvan. İstanbul Pendik'te kayda geçen bu görüntüler çok konuşulmuştu. O anlarla ilgili bugün ilk duruşma görüldü. Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve ardından tutuklu yargılanan Hasan ve Hüseyin Sel için mahkeme ilk duruşmada tahliye kararı verdi. Haftalar önce yaşadığı dehşeti hala daha üzerinden atamayan hamile kadın, verilen kararla bir kez daha büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı. Mahkemenin kararı hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Efendim ilk cihazede tahliye oldular, bir şey söylemek ister misiniz? Sanıklar mahkemedeki ilk ifadesinde olay günü hasta olan annelerinin yanına gittiklerini ve bu nedenle gergin olduklarını iddia ederek üzgün ve pişman olduklarını belirttiler. Efendim niçin böyle bir şey yaptınız? Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Mersin'de %95 görme engelli 30 yıllık imam Ekrem Yıldız 26 yıldır aynı camide görev yapıyordu. Yeni seçilen mahalle muhtarının verdiği yemek davetine katıldı. Burada dua etti. Abdest almak için camiye girdiği sırada yanına yaklaşan kişiler tarafından darp edildi. Camiye abdest alıp namaz kılmaya gidiyordum. Evet. O esnada 4 kişi üzerime yürüdü. Evet. Ve bir tanesi sandalyeyi alıp kafama indirdi. Evet. Ve başım yarıldı. O esnada dengemi besmele çektim, yere yattım. Yani ne yaptığımı bilmiyorum. Ondan sonra da beni defikleyerek bu hale getirdiler yani. Yemek davetinden 2 ay sonra gibi bir zamanda da yine Çukur Keşlik Köyü'nde Ekrem Hocamızın 15 dönüm yeri var, evi var. Oraya gittiğinde, namaz vakti olduğunda camiye namaz kılmak için geldiğinde 4 kişi tarafından %95 görme engelli olan Ekrem Hocamıza 4 kişi tarafından sen bir daha bu köyde dua edecek misin, yeni muhtarın davetine katılacak mısın diye saldırıyorlar ve darp ediyorlar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Darp edilen imam ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz görme engelli Ekrem Yıldız hocamıza, din görevlimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Görevlilerden, yetkililerden de bir an evvel bu saldırıyı gerçekleştiren canilerin şiddetle cezalandırılmasını istiyoruz. Dehşet anları an be an kameraya yansıdı. İstanbul Emirgan'da annesi ve kardeşleriyle karşıdan karşıya geçerken bir anda yola fırlayan yabancı uyruklu küçük çocuk halk otobüsünün altında kaldı. Çocuğunun ezildiğini gören anne baygınlık geçirdi. Ağır yaralanan çocuk yoldan geçen bir taksici tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk durumunun ağır olması nedeniyle başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli'de bir giyim mağazasının soyunma kabininde kıyafet deneyen genç kız bir iddia ortaya attı. 19 yaşındaki bir gencin kendisi kıyafet denerken kabinde fotoğraflarını çektiğini savundu. Kabinin alt kısmında cep telefonu gördü. İzmit'teki mağazanın yetkilileri polisi aradı ve şüpheli Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. El konulan cep telefonu ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken yapılan incelemede telefonda genç kıza ait görüntü çıkmadığı belirtildi.
İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüste iddiaya göre 14 yaşındaki bir kız çocuğu bir şüpheli tarafından taciz edildi. Kızın annesi ve metrobüstekiler tepki gösterdi. Şüpheli metrobüs durağında indirilerek ihbarda bulunuldu. Yolcular tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan taciz şüphelisi polis merkezine götürüldü. Bursa'da çok ilginç bir cinayet olayı kayda geçti. 35 yaşındaki kadın komşusunu öldürdü. İddiaya göre ilişki yaşıyordu. Daha da çarpıcı olanı, öldürdüğü adam aynı zamanda 4 yaşındaki oğlunun babasıydı. Yani komşusuyla hem yasak ilişki yaşıyordu hem de ondan çocuğu vardı. Oğlunun babasını öldüren kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti. Mahkeme tarafından son sözü sorulan kadın psikolojik baskı gördüğünü ve adamın çocuğuyla ilgilenmediğini söyledi. Olayın bu şekilde sonlanmasını istemezdim. Kararın adil olmasını istiyorum dedi. İlginç olay Yinenü Caddesi'nde meydana geldi. Çorum'da caddede yürüyen bir kadın yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu "bu çocuk benim" diyerek almak isteyince kavga çıktı. İddiaya göre bir süre önce Çorum'da yetiştirme yurduna verdiği erkek çocuğunu koruyucu bir aile sahiplenmişti. Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı. Koruyucu aile küçük çocuğu vermek istemezken çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadınsa "çocuğumu bana verin" diyerek tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ayırdığı kadınları polis merkezine götürdü. Kurbanlıklar pazarlarda yerlerini alırken bir kaza haberi geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlık danayı sevmek isteyen Mehmet Efe, yaklaştığı dananın boynuz darbesiyle fırlayıp düştü. Kanlar içinde kalan Mehmet Efe ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Babasıyla tartıştı, hızını alamayıp evi ateşe verdi. Mahalleyi sokağa döken ilginç kavganın adresi İstanbul Pendik. İddiaya göre ailece oturdukları apartmandan kendine düşen payı isteyen şahısla babası arasında kavga çıktı. Aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada iki kişi yaralandı. Babasıyla tartışan şahıssa kargaşa sırasında apartmanın çatı katını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kavga eden aile bireylerini ayıran polis ekipleri ise bir kişiyi gözaltına aldı. Gezi eylemleri sırasında protestoculara palayla saldırdığı için Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi'nin kuzeni silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ziver Çelebi kendisini kuzeninin vurduğunu iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kuzenlerin arasında husumet olduğu ortaya çıktı. Polis yaptığı çalışmalar sonucu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin daha önce 2 kişiyi Ziver Çelebi'nin vurulması için ikna etmeye çalıştığı ancak kabul etmedikleri için dövdüğü öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Sabri Çelebi'yi arama çalışmaları sürüyor. İstanbul İstinye'deki bir AVM'de dehşet anları yaşandı. Bir kişi ailesiyle AVM'de gezerken yemekhane katından zemin kata düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine kafaüstü düşen kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak güvenlik görevlileri koştu. Ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, intihar girişiminde bulunduğu da iddia edilen kişinin düşme sebebinin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Yeşilyayla köyünde bulunan yakınlarına ailesiyle birlikte ziyarete giden 5 yaşındaki Miray mutfakta köylülerin asit diye tabir ettiği peynir mayasından içti. Küçük Miray fenalaştı. Özel bir hastaneye götürüldü. Zehirlendiği anlaşıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Bursa'da parkta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüştü. 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler ise gözaltında. Düzce'de meydana gelen selde 3 yaşındaki Kaan Töngel kaybolmuştu. Köyündeki evlerinde anne ve babasıyla sel sularına kapılan çocuğun cansız bedeni 12 gün sonra bulundu. Minik Kaan, kılınan cenaze namazının ardından yine selde hayatını kaybeden babasının mezarının yanına defnedildi. Diğer taraftan Esma Hanım köyünde sel sularına kapılan Kaplan ailesinden anne, 9 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki ikiz kızları hayatını kaybetti. Yan yana mezarları ise yürek burktu. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokak köpekleri yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuk caddedeki sokak köpeklerinin saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Ben geçerken o sırada benim yanımdan da motor geçiyordu. Köpekler birden avlamaya başlayınca ben kaçtım. Onlar direkt pantolonun paçasını tuttular. Pantolonu yırtıldı, neyse ki bir yara almadı, ancak büyük korku yaşadı. Bölge esnafı başıboş köpeklere çözüm bulunmasını istiyor. Malezya'da başkent Kuala Lumpur'da müstakil bir evde oturan aile salonda televizyon izlerken bir anda eve eli palalı ve maskeli 4 soyguncu girdi. Soygunculardan 3'ü salona girdi, biri ise merdivenlerden yukarıya çıktı. Soygunculardan birinin salonda bulunan telefonu aldığı görüldü. Sonra da aileyi küçük oturma odasında topladılar. Soygun yapıp kaçtılar. Yaklaşık 10 bin dolarlık soygun yapan hırsızlar her yerde aranıyor. Soygun sırasında eldiven kullandıkları için parmak izi bırakmadıkları açıklandı. Trabzon'da bir otomobil ve düğünden dönenleri taşıyan minibüs aynı yönde seyir halinde giderken çarpıştı. Kavşağa giren minibüs ağaca çarparak durabildi. Minibüsün içinde bulunan ve ağır yaralanan mahalle muhtarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin yaralandığı kazada 2 kişinin durumu ağır. Bursa'da sürücü kontrolden çıktı, yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Ramazan Demir'in bir anlık dikkatsizliği hem kendisini hem de yeğenini yaraladı. İki yaralı ekmek dağıtmaya çıkmışlardı. Hasan Ağa kavşağında araçta sıkışan Demir ve yeğeninin yardımına diğer sürücüler koştu. Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil. Araç kamerasına yansıdı. Ters yönde ilerleyen sürücü hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı. Ceza alıp almadığı bilinmiyor.
Bir kuyumcudan alıp başka kuyumcuda sattılar. Diyarbakır'da kadın ve kız çocuğu girdikleri kuyumcudan 4000 lira değerinde 2 yüzük çaldı. Zanlılar kuyumcudan çaldıkları yüzükleri komşu kuyumcuya satarak kayıplara karıştı. Zonguldak'ta ailesi ve yakınlarıyla denize giren 3 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi yaşadı. Adeta ölümden döndü. Boğulduğunu görenlerin koşması ve yakınlarının çabasıyla son anda kurtarıldı. Tedavi gördüğü hastanede durumunun ilk getirildiğine nazaran daha iyi olduğu belirtildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kuyumcuya gelen aile, ellerinde kaburga bilezik diye tabir edilen bir bilezik olduğunu ve daha uygun bir bilezik alarak üstünü nakit almak istediklerini söyledi. Üstünde ayar numarası bulunan bileziği iş yeri sahibi satın aldı. Ancak toptancıda bileziğin sahte olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri onları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sarrafsa kendisine sahte bilezik satan aileye seslendi. Hem bilezik verdik, efendime söyleyeyim, hem de 2900 lira para verdik. İyi günler, iyi günler dedik. Bu ara ben çocuğa dedim delikanlıya, ne iş yapasın delikanlı dedim. Bu ara belki onlar da bilmiyordur. Biz günahını almayalım ama bir yanlışlık yapılmıştır. O yanlıştan dönmek her zaman için insana kazandırır. Vicdanlar varsa, merhametler varsa çıkıp gelsinler, özür dilesinler. Biz de şikayet dilekçemizi alalım. Pakistan'da etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sel nedeniyle evler ve caddeler sular altında kaldı. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı. Bu arada Pakistanlı muhabir, yoğun yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle gittiği bölgede boğazına kadar sel suyuna girerek haber anonsu yaptı. यहां पर हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी दरिया बर्द हो चुकी हैं और यह जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। पाकिस्तान'da askeri eğitim uçağı olan bir eğitim sırasında Mora Kalu şehri yakınlarına düştü. Kazada en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çeteler savaştı, bilanço 52 ölü. Olayın adresi Brezilya. Altamira hapishanesinde ayaklanma çıktı. Mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi. İçeride çeteler olduğu iddia edildi. İşte o çeteler arasında çıkan çatışmada 52 mahkum hayatını kaybetti. Fıkra gibi olay Rusya'da yaşandı. İki çocuk oyuncak silahla oyuncak dükkanına girerek soymaya çalıştı. İşletme sahibi silahın oyuncak olduğunu fark edince dükkanın kapısını içeriden kilitledi ancak çocuklardan birisi kaçtı. Yerel medya polisin çocukların ebeveynleriyle görüştüğünü ve inceleme başlattığını duyurdu. Dehşete düşüren olay Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleşti. Bir kişi istasyonda bekleyen anne ve 8 yaşındaki çocuğunu hareket halindeki hızlı trenin önüne attı. Trenin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Korkunç olaydan anne ise sağ olarak kurtuldu. Olayın ardından istasyondan kaçan zanlı çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. Hastaneye kaldırılan annenin de saldırganla bağlantısı olup olmadığı sorgulanacak. Müzik
Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen 6 gündür hız kesmeden devam ediyor. Yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor fakat beraberinde görülen şiddetli rüzgar buna engel. Yangın Ural ve Volga bölgelerine kadar ulaştı. Yangın nedeniyle birçok orman canlısı telef olurken yerleşim alanları da tehdit altında. Duman zehirlenmesi ihtimaline karşı afet bölgesindeki kasabalara ise maske gönderildi. Yangının ulaştığı köylerse tahliye edildi. Havadan müdahaleyle desteklenen çalışmalara rağmen yangının söndürülememesi, vatandaşların büyük bir kampanya başlatmasına neden oldu. Gönüllüler, Sibirya'daki orman yangınının söndürülmesi için görevli ekiplerle beraber çalışıyor. Söndürülemeyen alevler için artık tek çare sağanak bir yağış olarak görülüyor. Yağmur yağmaması halinde yangın uzun bir süre kontrol edilemeyecek. Hong Kong'da protestocular sabahın erken saatlerinde istasyonları basarak tren seferlerinin aksamasına neden oldu. Ulaşım felç oldu. Eylemci, burada ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz, bir liderimiz yok. Gördüğünüz gibi bu kitlesel bir hareket. İnsanları rahatsız etmek niyetinde değiliz ancak yetkililerin neden protesto ettiğimizi anlamalarını sağlamalıyız. Buna ihtiyaç duyduğumuz sürece devam edeceğiz dedi. Çin'in güneydoğusunda bulunan Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesiyle ilgili yasa tasarısı son birkaç haftadır protesto ediliyor. Çin'in hukuk sistemine güvenmeyen ve bu tasarı yasalaşırsa muhaliflerin hedef alınacağını belirten protestocular, sayıları milyonları bulan katılımlarla gösteriler düzenlediler. Suriye'nin İdlib kentine bağlı Maaret el-Numan kasabası Esad rejimi güçleri tarafından bombalandı. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Çok sayıda sivil savunma ekibi bölgeye gitti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları uçakların doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını söyledi. Hepsi oradan yaptırmış. İnegöl'de sıklıkla yaşanan kazaların önüne geçilmesi için Kaymakam Şükrü Görücü'den önemli bir açıklama geldi. Görücü, kaldırımda seyreden bisiklet ve motosikletlere el konulacağını söyledi. Ya kaldırımdan gitmemesi gereken motosiklet birden sana çarpabilir. Zaten bu konuda emniyete talimat verdim. Kaldırımda sürüş yapan araba olmasları da motosikleti, bisiklet sahiplerinin gerekirse bisikletlerine, motosikletlerine el konacak. Çünkü daha fazla kazaya tahammülümüz yok. İlçedeki bu tehlikeli ve kötü manzaranın önüne geçilmesi için cezanın caydırıcı olacağı düşünülüyor. Türkiye'de üretilen armudun %60'ının karşılandığı Gürsu'ya Avrupalı öğrenciler geldi. 7 farklı ülkeden gelen 16 öğrenci armut hasadına katıldı. Topladıkları armutları kova kova taşıyan öğrenciler armutları tek tek seçerek kasalara yerleştirdi. Bu kardeşlerimize armutun dikiminden, armutun ilaçlamasından, armutun budamasından, armutun bugün de hasat zamanı toplaması oluyor. Hepsini yerinde birebir yaşayarak ve tatbik ederek kardeşlerimize gösteriyoruz. Öğrenciler armut hasadı dışında ilçede yapılan diğer faaliyetlere de katıldı. Maskot kıyafetleri giyip görmeden yaptığı atışlarla iki dünya rekoru kırdı. Denizli'de yaşayan özel güvenlik görevlisi Osman Gürcü, görenleri hem gülümsetti hem de şaşkına çevirdi. Bugüne kadar çeşitli rekor denemeleri de yapan Gürcü, bu rekorlardan iki tanesini kırarak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı.
maskot kıyafetiyle 4 adet dünya rekoru kırma denemesi yapmaya başladık. Şu ana kadar 2 tanesini kırdık. Rekor kırma denemeleri devam ediyor. Birinci rekorumuz en uzun mesafeden maskot kıyafetiyle yerden bir kere sekerek giren basket atışıydı. Eski dünya rekoru 12 metreydi. Biz bunu 13 metre olaraktan kırarak dünyaya ismimizi Denizli ve Türkiye olaraktan yazdırdık. İkinci denememiz ise en uzun mesafeden el altından underhand dediğimiz basketbol atışı olaraktan eski dünya rekoru 15 metreydi. Biz bunu 16 metre olaraktan kırarak yine Denizli ve Türkiye olarak dünyaya atışları sırasında çekilen videoları Guinness yetkililerine göndererek rekorunu tescilletecek.